Deprem uzmanı Yaşinari Moriwaki ile birlikteyiz. Kendisiyle hem İzmir depremini değerlendireceğiz, bunun yanı sıra olası depremlere karşı hangi tedbirleri almamız gerektiğini konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Türkiye'ye de hoş geldiniz demek istiyorum ama. Evet, 30 sene. 30 sene olmuş. Evet. O yüzden... 26 Aralık 1990'da geldim. Süpersiniz. Evet. Peki hangi rüzgar attı sizi buraya? Sonrasında nasıl yerleşmeye karar verdiniz? 90'da geldiğimde bizim şirket, yani Japon şirketinin grupları, banka olsun, sigortacı olsun ve bizim inşaat şirketi, Hazamando diye şirkette çalışıyorum. Grup olarak binanın sahibi olarak İstanbul Beşiktaş'ta Swiss Hotel var şimdi. Onun binanın sahibi olarak biz orada idi. Geldiniz geldi. O zaman. Ve 1988'de başladı ve 90'da orada 3 tane, 18 katta 3 tane bina var. Bunu birinci teslim ediyor, ikinci ve üçüncü yapıyorken ben aslında bir ay olarak Türkiye'ye yardım için geldi. Ama sonrasında kalmaya karar verdiniz. Evet, gelir gelmez birinci, üçüncü bina sorumlu oldu. Bir sene kalmak lazım. Ve bunu yapıyorken Türkçe çabuk öğrendi. O sırada mı öğrendiniz Türkçe'yi? Evet, evet. Süper. Bir senede, yani öğrenmek zorunda halde orada. Arkadaşlar İngilizce de konuşuyordu. Hı-hı. Ama çok acele yapmak lazımdı. Evet. Onun için yani 18 katta asansör yok. Bir şeyler için konuşmak, işçilerle konuşmak lazım. Hı-hı. Onun için yani. Mecburiyetle öğrenmiş oldunuz. Evet. Ve iyi ki Japonca ve Türkçe Ural Altay olarak çok aynı. Hı-hı. Kelime kelime söylüyorsa anlaşabilir. Hı-hı. Ve insan olarak Türkiye insan çok iyi insan için yani anlamaya çalışıyorsunuz. Evet. Yani İngiltere'ye gidiyorsa sadece Rize'nin reisi ve Lüleburgaz'ın reisi fazla fark varsa burada var ama anlamıyorum. Hı-hı. Türkiye'se 4 tane harfinin bir tane doğrusa bu mu diye anlamaya çalışıyoruz. Evet. Onun için yani çok sevindi, beğendi. Onun için sevdiğiniz için de kalmayın. 5 sene, 10 sene. Hı-hı. Şimdi artık ekşi sözlükte benim ismimi yazıyorsa orada yazıyor. Hı-hı. Japonya'da doğdu. Türkiye'ye geldi. Artık mezarlık aldı bir Japon diye yazıyor. Türkiye'den mi? Süper. Tabii bu şaka olarak başladı ama evet. Evet, şimdilerde ise deprem uzmanı ve yüksek mimar, aynı zamanda da mühendis olarak çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Evet, bu çalışmalardan bahsetmenizi istiyorum biraz bizlere. Japonya'sa inşaat mühendis, mimar daha çizgi biraz Türkiye ile farkı var. Japonya daha samimi diye söyleyebilir. Türkiye ise tam ben mühendis, ben inşaat mühendis, mimar. Daha keskin. Fark. Evet. Ama bunu daha ortak iyi çalışmak lazım diye düşünüyorum. Bu şekilde farklar var öyleyse. Evet, evet. Peki sizler neler yapıyorsunuz bu son zamanlarda? Depremlerde artış gösterdi bildiğiniz üzere. Bu pandemi kısı yoksa genel olarak senede 80 kere, 100 kere Türkiye'nin 81'inin 60'a kadar ben her ilüye, şehirliğe gitti. Yani üniversitenin öğrenciler veya bazen inşaat mühendis, mimar oda filan de bana çağırıyor. Oraya gidip deprem için seminer yapıyor. Öncesinde incelemeler yapıyorsunuz. Hı-hı. Bölgeyle ilgili. Hı-hı. Ardından yine aynı bölgede eğitimler veriyorsunuz değil mi? Evet, yani evet. Eğitimde ve sadece üniversitede gittiği yerde mümkünse lisede, ortaokulda, ilkokulda, bazen anaokulda gidip bu yakın yerde. Mümkün olduğu kadar yapmaya çalışıyorum. Çünkü ben Japonya'da inşaat yaptım, Türkiye'de inşaat yaptım. Türkiye'nin inşaatı, Japonya'nın inşaatı yapıp nasıl fark var? Artık 30 sene için Türkiye'nin insan ne düşünüyor? Nasıl söylüyorsa daha iyi. Bunlar için biraz bozuksa da Türkçe konuşuyorum.
anlaşıyor. Gayet güzel mi? Konuşuyorsunuz. Evet, gayet tamam, güzel anlaşıyoruz. Tamam, değil biliyorum ama. onun için ben kendine life work olarak, yani hayatını iş olarak, tabii günlüğü olarak yapıyor. bunu sonuna kadar yapmaya çalışmak lazım diye karar verdi kendi kendine. Evet. Evet. Deprem uzmanı ve yüksek mimar Yoshinori Moriwaki ile sohbetimizi burada noktalıyoruz. Evet, biraz can sıkıcı konulara değindik ama bunlar da hayatın gerçekleri. Sizler yine de yüzünüzden gülümsemelerinizi eksik etmeyin diyorum. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.